Onu bir şey üstüne koşacağım. Şimdi sizinle güzel bir gezi yapacağız. Biliyorum siz de heveslisiniz. Şimdi çıkaracak. İsmi ne onun? İsmi Ayas. Diğeri Poyraz. Diğeri Poyraz. Bunların çok mazileri var. İsteyen tabii Ayas Poyraz şey var, hesapları var. Instagram'da takip edebilirsiniz. Çok muazzam. Dur şimdi Ayaz'a geçelim. Bu biraz fazla oldu. Poyraz çok hevesli. Poyraz adeta göl denizi. Ama bu sene göl biraz yormadı tabii. Şansımıza. Allah büyüktür, inşallah düzelir. Herkes nasibini alar. Atlar sevinir. Atlar gölün üstüne çıktı mı adeta oynuyor. Evet Poyraz, zaman geldi. Koşulma zamanı. Şimdi artık seni koşacak. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Döres. Bismillah. İbrahim hocam, öncelikle hoş geldin. Şimdi atlarımızın armutlarını vuruyoruz. Bunlar da süsleri. Yerli ve yabancı turistleri gezdirmek için bunlar çok güzel oluyor. Dikkat çekiyor. Resimlerimiz de güzel çıkıyor. Atımızın ismi Ayaz. 16 yıldır Çıldır Gölü'nde tarih yazmış. Diğeri de Poyraz. Ha, bu da kardeşim Berkan. Atlara bakan. Şimdi atlar yavaş yavaş süslüyor gördüğünüz gibi. Ayağını falan, akşam da banyolarını falan yaptırdık, temizledik. Şimdi yine tımarlarını yaptık. Şimdi Poyraz'a geçtik abi. Poyraz göl delisidir. Bildiğiniz gibi İbrahim hocam bunu iyi bilir. Cidem hocam iyi bilirler. Şimdi armutunu takıyor. Süslerini güzel üzerine takacak. Dağır oğlum, dağır. Poyraz. Dağır, dağır. Gel, gel. Gel, gel. Gel, tut bunu. Nasıl çıkıyor abi sende? Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Bekle. Gel. Konuşuyoruz. Gel. Gel. Kızarmayalım. Gel. O abinin dedi. Yarın o süpürgeyi de yarın. Şşşt, durun, durun. Ha Berkan. He? Bunu mu yedin sen? Yok yok yok. Durun. Fark edin lan. Getir. Çek abi. Çek.
Şöyle yapayım, dur. İçi mi? Dur. Ver bizim Ayas. Ver. Haydi. Bırakma başını çıkalım. Şşşt. Yekten koymayın, birbirine ağızlar. Bırak, bırak. Canını yiyeyim, haydi! Yavrum! Can, can! Tamam Poyraz, dur! Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum, dur! Dur! Hocam ben Fuka'da, Çıldır Gölbeler köyünde oturuyorum. Kızakçı. Bildiğiniz gibi bu sene pandemi nedeniyle şu an hala daha Çıldır Gölü yasak. İnşallah önümüzdeki günlerde açılmasını temenni ediyoruz. Bu da yeni aldığımız atımız. Binmek için kızakçı gel, koş için değil. Yerli ve yabancı turistlere güzel bir hizmet vermek için Çıldır Gölü'nde. Şu an atlarımızı antrenman yaptırıyoruz. Şu an beklemedeyiz. İnşallah en kısa zamanda açılır. Gördüğünüz gibi atlı kızağımız, binek atımız, cirit atların atımız. İsimleri ne? Ayas, Poyraz, Bolt Pilot, Aşkar. Atların isimleri bunlar. Şu anda antrenmandalar. Hava güzel. Değerli misafirlerimiz gelmiş. Şu anda antrenman yaptırıyoruz. İnşallah en kısa zamanda eski günlere kavuşuruz hocam. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 16 senedir hocam. 16 senedir Çıldır Gölü'nde atlı kızak, binek at, cirit, okçuluk cirit bildiğiniz gibi hizmet veriyoruz. Arkadaşlarla beraber, ekibimizle beraber. Babadan gelen bir meslek mi bu? Eskiden evet. Atalarımızdan gelen? Aynen atalarımızdan. Ta ki Osmanlı'dan beri. Bildiğiniz gibi eskiden ulaşım attı, kızaktı. Bizim buradan Çıldır'dan, Posof'tan, Damal'dan, Kars'a bu Çıldır Gölü'nün üzerinden atlı kızakla giderdiler. Ev ihtiyacı olsun, dükkan eşyası olsun, market eşyası olsun. Onun gibi şeyler Kars'tan atlı kızak gölün üzerinden gelirdiler. 8-10 kızak. Çıldır Gölü buz tuttuktan sonra? Aynen.
vilayetlere, çevre köylere ulaşım, hastaları falan hep kızakla götürürler. Aynen. Evet. Şimdi ise teknoloji ilerledi. Araba, uçak, bildirgin vesaire çoğaldı. Şimdi turizm amaçlı. Şimdi 20 sene, 30 sene sonra turizm amaçlı atlı kızak geri döndü. Bunu da ben, başta ben olmak üzere birkaç tane arkadaşımla beraber Atalay Bey'in orada yerinde, bildiğiniz gibi oraya da gitmişsiniz, tanıyorsunuz, Çıldır Gölü'nde. Bir gün böyle koştuk gittik. Herkes bize gülüyordu. Bu ne? Şimdi 30 sene önce vardı, kaybolmuş ya. Bu ne? Geldi, vatandaşlar bir yukarına gidip geliyordu. Yemek isteyenler Atalay Bey'in yerine geliyordu. Geldiler, bu ne? Dedim, atlı kızak. Ne yapıyorsun sen burada? Dedim, vallahi buraya para kazanmak için geldim. Kızağı, atlı kızağı Çıldır Gölü'nde meşhur etmek için geldim. Ne yapacaksın? Dedim, buraya gelen yerli, yabancı turistleri gezdireceğim. O amaçla geldim. Baktım iki tanesi bana doğru geliyor, sizin gibi değerli abimiz. Geldiler, biz buna binebilir miyiz? Tabii ki buyurun dedim. O zaman kaçtı? 2001. 2001'de. Bindiler kız arkadaşlar, dolandırdım, gezdim. Çok memnun kaldılar, hoşlarına gittiler, zevkli aldılar. Ondan bu tarafadır bu iş kızak icat oldu. Göl üstünde, turizm amaçlı. Bildiğiniz gibi Doğu Ekspres tren falan çıktı, Kars'a kadar geliyor. Şu anda yasak pandemi nedeniyle. İnşallah açılır. Hepimiz rahat ederiz. Bu bizim gördüğünüz gibi 6-7 ay karın altında kalıyoruz. Memleketimiz kış 6-7 ay içeride kalıyoruz. Ek gelirimiz yok, aylığımız yok. Bu kızak bize gezi yaptırıp para kazanmamız ek gelir gibi bir şey oldu. Çocuk okuyoruz. Evlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bir nevi ekmek teknemiz oldu atlı kızak. İşte böyle değerli abim, siz de safa geldiniz, hoş geldiniz. Sıma çekin. Ayağını yere vurayım, bırak gidiyorum. Fuat abi abi, insene ona. Onlar gönlü o kadar fotoğraf çekip kazanma bir şey. Ayıp anne abi. Ortanın güzelleri bunlar. Ama başta bir yakışıklı var ya şimdi, haksızlık etmeyin. Yılın ilk müşterileri. Orta çayırı. Silolar çayırı. Ben gideyim geleyim bırakayım. Mükemmel tabii. Ya nal olsa güzel. Kadar geldi gitsin. Min üstüne ya. Resim çekin. Boşluk olmaz ki. Olur sizler. Beni sonunda teşekkür ederim. Şimdi aç. Benim sağımdan gene. Gel lan. Bir de. Ardahan Çıldır Gölbelen Köyü'nden Ali Rıza Ada. Eski Çıldır Gölü, eskiden bu yollarımız pek yoktu. Buradan Perişen tarafı yol vardı, oradan da kapanıyordu yolumuz çok. Eskiden dükkan eşyaları falan hep Kars'tan gelirken Taşbaşı'nın oradan alıyordu kızaklar, göl üzerinden getiriyordular Çıldır'a. Çıldır'a geliyordu öyle yani. İki tane de köylümüz battı yani, göle battı. Şubat'ın 25'i miydi neydi, geç zamanlar yani, bahar gelene yakınıydı. Erimişti, buzlar çözülmüştü, battı. Burası eskiden Urta diyirdiler. Urta da değil yani, Urta da değişilmiş bir isim. Eski, en eski ismi Urta'dır buranın. O, bunun etrafında 7 tane köy batalga olmuş. 7 köy çalışmıyor halen yani, bu köyün etrafında çalışmayan köyler. Ortaymış burası, Urta. İşte böyle artık dedelerimizden, babalarımızdan böyle gördük. Biz de böyle geçinip hayvancılıkla geçinip gidiyoruz. Köylüyüz. Gölde tanklardan... Tanklardan gölde, evet. Ben gözümle gördüm tankın girdiğini, yani göle girdiğini. Ne zamandı? Ne zamandı? 50'li yıllarda falan vardı işte o zaman. Kızaklar gelip tepkata çıkıyormuş askeriye. Kızaklar gelmiş demiş ki, ya bura göldür, siz buraya niye giriyorsunuz? Geri dönmüşler, gelip birisi bizim bu sazlığa, gölün üst tarafındaki sazlığa düşmüştü. Bir hafta falan kaldı orada yani. Sonradan zincirler koştular falan, çekti çıkardılar, bir hafta kaldı.
Evet, şimdi o eskilerden eser kalmadı. Yani. Evet, o eskilerden eser kalmadı artık. Şimdi belki eskisi kışlar da yok yani. O kadar kar yağmıyor. Eskiden çok acayip bir kar yağıyordu. Bütün ihtiyaçlarımızı bu atla, kızakla görüyorduk yani. Çarşıda bir işin oldu mu kızaktı yani vesayetimiz kızaktı, atıdı. Böyle açık değildi yollar ki arabalarımız yoktu o zaman. Neredeydi araba? Çıldır'da iki tane, üç tane zor araba vardı. Var mı başka anlatmak istediğin bir şey? Vallahi ne anlatayım ki siz sorun ben anlatayım. Şimdi göl sessiz tabii bu pandemiden dolayı. Bu pandemiden dolayı göl sessiz. Zaten her sene kalabalık oluyordu, iyi oluyordu, şenlikli oluyordu. Güzeldi yani. Her ayın, her mevsimin bir güzelliği vardır diyordular. Gerçekten de kışın daha zevkliydi yani. Göl üzerine gidiyorduk, yabancılar geliyordu, görüyorduk. Şimdi o da yok. Eskilerden neyi özlüyorsun çocukluk yıllarından? Çocukluk yıllarımdan eskilerden gelenek, görenek çok güzel bir şeydi. Eskiden bizim burada odalar diyoruz, işte yapılma odalar vardı. Böyle kahve falan yoktu, dükkanlar o kadar yoktu. Oraya toplanır, büyükler anlatırdı, biz de otururduk, sessiz seyrederdik. Çay yapanlar ayrı olurdu, büyüğe saygılı olurdu. Yani ne anlatırdılar o yaşlılar? Eskilerden anlatırdılar, aşık şenlikten bir şeyler söylerdiler, biz de dinlerdik yani. Hevesli çocukken. Şimdi diyor ya çocuğun kafasına yazılan taşa yazılan gibidir. Ama yaşlının kafasına yazılan buza yazılan gibidir yani. Yaşlı çabuk unudur. Çocuk çocukluğunda duyduğu şeyleri asla unutmaz yani yazar. Senin unutmadığın bir şey var mı çocukluğunda? Vallahi işte o gidiyorduk odalara gidiyorduk seyrediyorduk. Onları özledik mesela o zamanları. O meclisler olurdu yani. Tabii mecliste kahveler falan yoktu. Toplanırdılar bir büyük adamın evine, odaya çayları yapardılar. Oyun oynardılar, yüzük altı oynardılar. O zaman biz de seyrederdik. Siz hangi oyunlar oynuyordunuz çocukken? Vallahi çocukken bizim oynadıklarımız, yaşlılar değil, kemer dövmesi oynardık, aşık oynardık. Çok affedersin eşek beli oynardık. Ne bileyim yani çiliş çubuk oynardık. Şimdi renkli. Onlardan hiçbir şey kalmamış. Köy hayatı renkliydi o zaman. Evet. Şimdi sessiz. Aynen öyle.